Hep söylerim, 1,5 kere mümkündür. Bir kere tam, diğerinde ise yarım özlüyorum. Çünkü çok farklı bir hayat ritmi var. Hiç bırakmadım. Son birkaç yıldır belki azaldı. Sadece eş genel başkanlığı diye siyaseti de bırakacağım. Her gün mutlaka konuşuyorum. O benim sakinleştirici dostumdur. Bazen sert rekabet, bazen akademik anlamda çatışma, silahlı değil. Kürt seçmeni bu yolla çekebileceğinize inanıyorsanız Kürt halkını hiç tanımamışsınız demektir. Hayatımda kaç kere olmuştur bilemem, olmuştur ama çok değildir sayısı. Hayatın temelinin iletişim olduğunu düşündüm ve hep buna inandım. Hatta Mithat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Arvan Bey. Nasılsınız? Sağ olun. İyisiniz. İyi gözüküyorsunuz. İyiyiz. Yorgun ama iyi. Yorgun ama iyi. Yorgunluk fiziksel olunca çok kolay atlatılıyor. Zihinsel yorgunluklar biraz daha fazla etki ediyor. Toplamda gayet iyiyiz diyebilirim. Mithat Bey, şimdi ikili soru grupları gelecek. Bir tanesini seçip cevaplayacaksınız. Ötekinin cevabını duyamayacağız maalesef. Sorular arkama gelecek. Oradan istediğinizi seçip cevaplayınız. Diğerinin cevabını duyamayacağız. İlk grup. Filozofların eserlerini çevirmiş bir hukukçu akademisyen olarak Türkiye seçmeni için sokakta, meydanda etkileyici bir politikacı olmanız sizce ne kadar mümkün? Ya da sizin gibi yumuşak konuşan, sesini hiç yükseltmeyen birisinin seçmeni ikna etmesi bugünün şartlarında sizce mümkün mü? Bence mümkün. İkincisi buyurun. İkincisi bence mümkün. Çünkü Türkiye gerilimden, kutuplaşmadan çok yoruldu. Ve bu gerilim ile kutuplaşma, hatta düşmanlaştırmaya varıyor çoğu zaman. Sadece psikolojik etki yaratmıyor. Aynı zamanda ekonomik etki yaratıyor, politik etki yaratıyor. Komşu ilişkilerini bile etkiliyor. Dolayısıyla bağırıp çağırarak bir yere varmanız belli bir süre mümkün olabilir. Kutuplaştırma politikaları, gerilim politikası, yüksek sesle konuşma, bağırıp çağırma bir noktaya kadar fayda sağlayabiliyor politikacılara. Ama toplum bir arada yaşama arzusunu koruduğu sürece bu dili bir süre sonra reddediyor, bünye reddediyor. Çok kısa belki hani şeyden de örnek verebilirim alanımdan. Thomas Hobbes'u bilenler bilir zaten. Hani eğer bir güvenlik sorunu, kaygısı, korkusu yaşıyorsanız ve bu çok yaygınsa bir otorite yaratıyorsunuz. O bütün yetkilerinizi, özgürlüklerinizi ona devrediyorsunuz. Dolayısıyla otoriter sistemlerde de böyle yapılır. Yani önce korkuyu, güvenlik kaygısını yayarlar. Bunu gerilimle, kutuplaşmayla, düşmanlaştırmayla yaparlar. Toplumun da kendilerine teslim olmasının yollarını böylece döşerler. Fakat bu toplum hayatlarında, özellikle modern dünyada hep söylerim, 1,5 kere mümkündür. Bir kere tam, diğerinde ise yarım. O yarımın da gerçekleşebilmesi için çok hileye gerek vardır. Çok fazla numaraya gerek vardır. Seçimler için konuşacak olursak, seçimlerde manipülasyona gerek vardır. Türkiye bunu, örnek vermem herhalde daha iyi olur. Türkiye bunu son 6 yılda 2 kere yaşadı. Birincisi 7 Haziran 1 Kasım arası tuttu bir kere. İkinci kere, referandumu saymasak 2018 seçimlerinde denediler, yarım tuttu. Çünkü orada seçim hileleri hala konuşuluyor, Yüksek Seçim Kurulu'nun müdahalesi ve kararları hala tartışılıyor ve çok az bir farkla seçimi kazandı Erdoğan o zaman. İkinci yarımıncı kez denendiğinde tutmadı. O da 2019 yerel seçimleriydi. O nedenle ben bugün Türkiye toplumunun büyük çoğunluğunun sakin, sağduyulu, diyalogtan, müzakereden yana, mutabakat arayan ve öfkeyle hareket etmeyen siyasetçi ve siyasetçileri daha fazla benimsediği kanısındayım. Esasen yapım bu benim. İstesem de aksini yapamam. Fakat bu yapının bugün bu toplumla buluşmasının şartlarının çok daha büyük olduğu inancındayım. Diğer grup. Siyasete atılmak, öğretim üyeliği döneminde öğrencilerinizin gözünde oluşturduğunuz imaja nasıl bir etki yaptı? Ya da
öğretim üyelerinin, özellikle de sosyal bilim hocalarının aklında siyasete atılmak hep bir sonraki adım olarak durur mu? Birinci soruyu cevaplayayım. Şüphesiz öğrencilerle ilişki hoca olarak kurulduğunda farklıdır ve hepsine hitap etme çabası içinde olursanız, kendimce öyleydim. O zaman çok daha yaygın, farklı kesimlerden insanlarla çok daha derin ve kalıcı, güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Fakat siyasete atıldığınızda mecburen bu çevre daralıyor. Eminim o dönemden beni seven öğrencilerimin bir kısmı şimdi bulunduğum partinin kendisine ve politikalarına karşı oldukları için o sempatilerinde azalma olmuştur. Ama yine de hocalık dönemimin öğrencilerle eşit, adil, eşdeğer ve samimiyete dayalı bir ilişki olduğuna inandığım için o azalmanın ciddi boyutlarda olduğunu düşünmüyorum. Özlüyor musunuz hocalığı? Bunu çok çok net cevaplayacağım, evet. Yani mesleğimi özlüyorum, o yılları özlüyorum. Fiilen 30 yıl kürsüde kaldım. Asistanlığımın ilk gününden kürsüye çıktım. Çünkü ben Ankara Hukuku bitirdikten sonra çok değerli hocam, burada onu anmam, yani adını almam ve kendisine saygılarımı iletmem gerekiyor. Aydın Zevkliler Ankara Hukuk'ta hocamdı, Diyarbakır Hukuk'ta dekan olmuştu. Ben mezun olunca, bunu da bütün izleyicilerimin izniyle söylemek istiyorum, Ankara Hukuku birincilikle bitirmiştim. Bana bak Mithat, gel buraya Diyarbakır'a, yeni kuruldu fakülte, 2 yıllık fakülte. Ben burada bir kurucu dekan olarak çalışacağım, senin de burada olmanı istiyorum demişti. Ben de Diyarbakır'a gitmiştim. Diyarbakır'a gittiğimde 1985 yılının başıydı. Fazla hoca olmadığı için asistanlar da ders veriyordu. Ben de hemen kürsüye çıktım. 30 yıl kürsü. Ne ders veriyordunuz? O zamanlar medeni usul, yargılama hukuku dersi veriyordum. En kazık ders. Sizin var mı böyle bir tecrübeniz? Ben hukuk ötesi mezunuyum. Gerçekten bunu bilmiyordum. Bağışlasın izleyiciler ve siz de. Ve daha sonra 5 yıl sonra Ankara Hukuk'a döndüm. Orada genel kamu hukuku, şimdi anayasa hukuku, işte siyaset bilimi. Bu alanda çalışmaya başladım. Çok özlüyorum çünkü çok farklı bir hayat ritmi var akademisyenliğin. Ben akademisyenliği sıradan bir meslek olarak hiç düşünmedim hayatımda. Hep bir yaşam tarzı olarak benimsedim. Ritmimi, bütün okuduklarımı hep burada bir öğrenciye aktarmaya, toplumla paylaşmaya dönüştüren bir çaba içinde olmaya gayret ettim. Edebiyat, sinema hep benim derslerimin bir parçasıydı. Bilmeyenler için söyleyeyim, işte bazı uluslararası film festivallerinin siyasal sinema bölümünü bizzat ben üstlenmiştim. Uluslararası Ankara Film Festivali'nin, Gezici Film Festivali'nin. Ayrıca yazılarım da var sinemayla ilgili. Edebiyat derslerimin hep bir parçasıydı. Sonra da hukuk ve sinema diye bir ders kurdum. Bunun kurucusunun ben olduğunu düşünüyorum. Benden önce böyle bir ders yoktu. Bütün bu alanları bir arada hep düşündüm. Yani akademik bilgi bana göre bedendi. Bunu da derslerde söylerdim. Akademik bilgi bir beden ve bu bedene ihtiyacı var öğrencinin. Ama o bedenin ruhu edebiyat, sinema, sanat, kültürle doldurulur diye düşünüyordum. Derslerimi de bu şekilde yürütüyordum. Şimdi bunları birleştiren böyle bir meslekteyken şimdi bunların bir epeyce bir kısmından uzaklaşma gibi bir sıkıntı yaşadığımı itiraf edeyim. Siyasetin başka yanları var. Görev olarak, sorumluluk olarak, vicdani bir vazife olarak görebilirsiniz. Tarih sizin önünüze böyle bir moment getirmiştir. Hikayeniz sizi buradan yürümeye yöneltmiştir. Pişmanlık belirtmiyorum asla. Hele HDP eş genel başkanlığı gibi onurlu bir görevde bulunmaktan asla şikayet etmem ama benim arzum, mesleğim devamıdır. İnşallah Türkiye iyi bir yere gelir. Ben de görevimi hakkıyla yerine getiririm. Sonra tekrar mesleğime döner. İnşallah.
Yazılarınıza koyduğunuz şiirler bir dönem çok ilgi topluyordu. Şimdi yazdığınız metinlere ya da yaptığınız konuşmalara şiir sıkıştıramamanın bir eksikliğini hissediyor musunuz? Ya da akademisyen olarak kalsaydınız, savunduğunuz fikirlerin yayılması sizin için daha kolay ve doğru olur muydu? Hangi soruyu seçeceğimi bir dakika düşüneyim. Tabii. Şimdi, tabii. Birinci soruyu tercih edeyim. Metinlere bazen edebiyattan alıntılar yerleştiriyorum. Tabii çalışma arkadaşlarım da var. Metinlerin altyapısını, taslağını danışman arkadaşlar hazırlıyorlar. Ama genellikle son şeklini ben veriyorum. Yani metin önüme geldikten sonra ben üzerinde çalışıyorum. Özellikle grup konuşmalarında bu böyledir. Fakat birçok konuşmada da hazırlık yapmadan kürsüye çıkıyorum veya mikrofon önümde oluyor. Bazen aklıma bir dize geliyor ve söylüyorum tabii. Fakat şöyle şeyler duyduğum oluyor. Ya yani siyasette şiir biraz fazla romantik kalıyor. Azaltırsanız iyi olur diye. Bazen etkilendiğim oluyor o telkinlerden. Ama sonra gene kendi akışıma döndüğümde edebiyattan bir parça, şiirden birkaç dize sıkıştırıyorum ama daha önce yazdığım yazılarda çokça kullandığım gibi bir imkan şimdi yok maalesef. Sayın Ecevit de şiirle arası iyi olan siyasetçilerdendi. Sizin gibi. Gençlikte herkes gibi şiir yazdım ama ben de sonrasında öyle şiir yazacak yeteneği kendimde görmedim. Şiir okumayı çok sevdim. Hiç bırakmadım. Son birkaç yıldır belki azaldı ama iyi bir şiir külliyatı vardır benim kütüphanemde. Şimdi tabii siyasete girdikten sonra da onları arada bir karıştırdığım oldu. Ben deneme yazmayı seviyorum. Yani bir konu üzerine edebiyat üslubuyla siyasi boyutu da ekleyerek yorum, analiz yazısı yazmak benim çok daha tercih ettiğim ya da becerebildiğim bir şey. Akademisyenlikten dolayı bence. O da olabilir ama deneme aynı zamanda edebiyatla da ilgiyi gerektirdiği için ve edebiyattan beslenmeyi şart koştuğu için sanırım bu ikisinin ortası bir yerde. Yani akademisyenlikle edebiyatçılık arasında bir yerde. Akademisyen olduğumu iddia ederim. Edebiyatçılık iddiası haddimi aşar. Estağfurullah. Bir siyasi parti genel başkanı ya da eş genel başkanı ne kadar özgürdür? Ya da eş genel başkanlığı hangi durumda bırakmayı düşünürsünüz? Biraz önce de söylediğim gibi görevimi yerine getirdiğime inandığım, Türkiye'yi temsil ettiğim seçmeni, belli hedeflere, partimizin hedeflerine, benim inandığım ilkelere, değerlere, taşıdığıma, belli ölçülerde de taşımaya katkıda bulunduğuma inandığım ve artık bundan sonrasında başkalarının bunu devam ettirmesi gerektiğini düşündüğüm yerde sadece eş genel başkanlığı değil, siyaseti de bırakacağım. Yani eş genel başkanlığı bırakmak değil sadece benim düşündüğüm. Aktif siyasetten çekilirim. Yoruldunuz. Yorulmakla ilgisi yok. Ben hayatımın asıl faaliyet alanına, asıl ilgi alanına dönmeyi özlüyorum. Yani okumayı, yazmayı, çizmeyi özlüyorum ve benim 30 küsür yılım aktif olarak böyle geçti. Kalan ömrüm ne kadar bilemem ama o ömrü de yeniden yazarak, çizerek, birikmiş dosyaları belki kitaba, işte bir kısmını makaleye dönüştürerek geçirmeyi arzuluyorum. Taraf Gazetesi'nde yazarlık yaptığınız için pişmanlık duyuyor musunuz? Ya da Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldığınız için pişmanlık duyuyor musunuz? Akil İnsanlar Heyeti'nde yer almaktan asla pişmanlık duymuyorum. Tam tersine Türkiye tarihinin yakın döneminin en önemli sürecinde böyle bir sorumluluk, böyle bir görev üstlenmiş olmayı çok çok değerli buluyorum. Türkiye'nin en önemli sorununun barış ve demokratik, Kürt sorununda demokratik çözüm olduğuna hep inandım. Barış benim çalıştığım alanların başında geliyordu. En azından o en önemli alanlardan biriydi. Çatışma çözümü de öyleydi.
sadece Türkiye'de değil, dünyanın çeşitli ülkelerindeki çatışmaları da inceledim. Bir, büyük bir kısmına bizzat gittim. Kolombiya'dan Güney Afrika'ya, İspanya'dan İrlanda'ya. O dönemin çatışma taraf, çatışan tarafların aktörleriyle de görüştüm. Çok yazı yazdım. Kitabım da var bu konularda. Dolayısıyla uzun sürmüş, çok büyük acılar yaratmış bir çatışmanın sona ermesi için ve buradan bir demokratik çözüme gidilebilmesi için başlatılan bir sürecin başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunmak çok değerli bir çaba olarak geldi bana. Bu davet bana ulaştığında hiç tereddüt etmedim. Esasen Marmara bölgesinde çalıştım, biliyorsunuzdur. Marmara bölgesi bu konuda daha zor bir bölgeydi. Çeşitli nedenlerle. Bandırma'dan Balıkesir'e, Çanakkale'den işte İstanbul'un çeşitli semtlerinde, Zünevaran'a kadar pek çok yerde çok farklı toplum kesimleriyle toplantılar düzenledik. Çok öğreticiydi benim için. Öfkeleri görmek, birikmiş yaraları tanımak, onlara dokunma imkanı belli ölçülerde de olsa yakalamak çok önemli bir tecrübeydi. Benim hayatımda o temaslar özel bir yerde duruyor. İkincisi de şunu gördüm. Çok zor şartlarda bile Türkiye toplumunun çok geniş bir kesimi barışmak istiyor. Barışı istiyor. Bu sorunun siyaset yoluyla çözülmesini istiyor Kürt sorunun. Çok fazla ön yargı, çok yoğun bir geçmiş acı var. Hala devam ediyor. Buna rağmen insanlar barış ihtimalini çok önemsiyorlar. Düşünün, o çözüm süreci başladığında destek %50'ler civarındaydı. İlerledikçe biz mesela sahada bulunduğumuz sürede bu %80'lere kadar çıktı. Şimdi bunun ne kadar önemli bir gösterge olduğunu veya bizzat sahada yaşama imkanı bulduğum için de o görevi üstlenmiş olmaktan dolayı şanslı hissediyorum kendimi. Siyasetin sizden en çok çaldığı, iyice azalan özelliğiniz nedir? Ya da siyasetin akademiden ya da hukukçuluktan daha çekici olan tarafı nedir? Şimdi siyaset eğer belli bir sorumluluk duygusuyla, herhangi bir ikbal planı, herhangi bir mevki hırsı olmadan yapılırsa, ilkeler ve değerler doğrultusunda bir şeylere katkıda bulunma isteğiyle yürütülürse önemli bir faaliyettir. Akademisyenliğin benim için özel olarak başka bir anlamı var. Ona tekrar dönmeyeyim. Bunu akademisyen olmayan birine sorsanız daha objektif cevap verir. Ben daha objektif cevap veremem. Çünkü akademisyenliği dediğim gibi bir hayat tarzı olarak benimsemiştim. Ama siyasetçi de dediğim gibi eğer gerçekten rant, mevki, ikbal hırsı olmadan soru, Türkiye'de veya başka bir ülkede halkın sorunlarını, dertlerini çözme amacıyla yapılırsa ve burada da bir katkı olduğu hissedilirse çok değerli bir faaliyettir. O nedenle siyaseti kötülemeye, karalamaya, genel olarak siyaseti kötü bir şey olarak göstermeye yönelik her türlü yaklaşımın ciddi yanlışlar içerdiğini düşünüyorum. Çok kötü siyasetçiler, siyasetin mekanizmalarının çok kötü olduğu durumlar yaygındır. Fakat siyasetin kendisi sorunlarımızın en iyi çözüm alanıdır. Siyasi mekanizmalar olmazsa sorunlarımızı neyle çözeceğiz? Onu düşünün. Siyaset esasen müzakere, diyalog, tartışma, bazen sert rekabet, bazen akademik anlamda çatışma, silahlı değil. Benim de katkı yapmak istediğim amaç Türkiye'de de bu noktaya gelmektir. Hatta deklarasyonumuzun temelini son 27 Eylül'de açıkladığımız deklarasyonun temelini de bu fikir oluşturuyor. Yani biz sorunlarımızı siyasetle çözelim diyoruz. Bakın bir, benim çok sevdiğim, çok ilham aldığım filozoflardan biri Hannah Arendt'tir ve şiddetin başladığı yerde siyaset biter diyor.
Bize diyoruz ki siyasetin büyümesi şiddeti bitirir. Biz sorunlarımızı yine hani sert rekabetle ama şiddetin olmadığı. Şiddet sadece belli bir türünü, şiddetin sadece belli bir türünü kastetmiyorum. Devlet aygıtının, devletin şiddet ve zor aygıtının da sorunların çözümüne dahil edilmediği. Esasen rıza, tartışma, rekabet ve mümkünse en geniş mutabakatla sorunların çözüldüğü alandır. İşte o nedenle diyoruz ki şiddet büyüdükçe siyaset daralır. Siyaset alanı genişledikçe şiddet her boyutuyla, hem devletten gelen boyutuyla hem de başka aktörlerden, başka gruplardan, başka örgütlerden gelen boyutuyla, bütün dünya için söylüyorum, asılır. Sezai Temelli'nin Kürt sorununun çözümünde muhatap İmralı'dır açıklamasını duyunca ne hissettiniz? Ya da yerel seçimlerden önce Osman Öcalan'ı TRT'de görünce ne hissettiniz? Tabii TRT'de görmedim ben Osman Öcalan'ı ama tabii ki haberlerini hemen okudum. Yani o yayını anında izlemiş değilim. Şimdi iktidar yerel seçimleri kazanmak için, özellikle tabii tekrarlanan İstanbul seçimini kazanmak için her türlü manevrayı yapacaktı, bunu biliyorduk. Dolayısıyla kendilerince böyle bir kurnazlık yaptılar. Sanki Kürt seçmenin oyunu bu şekilde alabileceklermiş gibi. Ve Osman Öcalan'ı televizyona çıkardılar. Şimdi bu hakikaten çok sakil bir hamleydi. Yani bırakın bütün diğer boyutlarını, zeka içermeyen bir hamleydi. Siz seçimi böyle manevralarla kazanabileceğinizi düşünüyorsanız zaten kaybetmişsiniz. Kürt seçmeni bu yolla çekebileceğinize inanıyorsanız Kürt halkını hiç tanımamışsınız demektir. Çünkü Türkiye'nin belki de tecrübeden, çeşitli başka faktörlerden dolayı politik olarak en bilinçli kitlesini Kürt seçmen oluşturuyor. Siz böyle manevra yapıp o Kürt seçmeni birden kitlesel olarak kendi yanınıza çekeceksiniz. Ben hazin buldum açıkçası iktidar adına bunu ve son derece zeka dışı bir hamle olarak yorumladım. Ama izleyenlerimiz nasıl isterse öyle yorumlar. HDP kapatılır ve siz siyasi yasaklı olursanız planınız nedir? Ya da hangi kürsüde laf anlatmak daha zor? Amfide mi, mecliste mi? Şüphesiz mecliste. Şimdi ilk başladığımız zaman tabii kürsüye çıkınca mecliste orada oturan milletvekillerine ister istemez yüzünüzü dönüyorsunuz ve onları muhatap olarak kabul edip konuşuyorsunuz. Fakat zaman içinde çok fazla sürmedi bu. Buranın bir amfi olmadığını anladık. Çünkü konuşacağınız yer esas olarak orası değil. Bunu sonra genel arkadaşlara da anlatmaya çalıştık. Konuşacağınız yer, şimdi genel kurul salonunda yukarıda bir kamera var. O TRT 3'ün yayını ve oradan da başka kanallara gidiyor. Arkadaşlara hep şimdi de öyle öneriyorum. Salona değil, o kameraya bakın konuşurken. Çünkü bir konuşmayla mecliste milletvekillerinin bugünkü parti sisteminde kanaatini değiştirmeniz çok 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 istisnai bir durumdur. Oysa amfide eğer gerçekten öğrenciyi ciddiye alıyorsanız ve gerçekten öğrenciye ulaşacak dili yakalayabiliyorsanız çok güzel bir iletişim olabiliyor. Hatta monolog bile, hani uzun süre kesintisiz konuşmak bile karşılık bulabiliyor. Amfide sizi hiç dinlemeyen öğrencinin oranı çok çok düşüktür. Ama dediğim gibi sizin anlatım tarzınıza ve öğrenciye bakışınıza da bağlı. Ama eğer zaten zevk almıyorsa öğrenci derse girmeyecektir. Girenlerin de büyük bir kısmı iyi kötü dinler. Dinleyenlerin de büyük bir kısmı iyi kötü anlar. Dolayısıyla anlaşılma hissi, anlatma zevkini de teşvik ediyor, arttırıyor. Mecliste öyle değil maalesef.
Hep sabırlı ve nazik biri olarak gördük sizi. En son kime, neden kontrolü kaybedecek kadar kızdınız ya da işinize sinmeyen ama sırf HDP eş genel başkanı olduğunuz için yapmanız gereken şeyler neler? Birinci soruyu cevaplıyorum. Tabii teşekkür ederim. Bu bir, benim için değerli bir iltifat. Evet, sabırlı olduğumu düşünüyorum. Elimden geldiğince de insanları kırmamaya gayret ediyorum. Çünkü esas meselenin, hayatın temelinin iletişim olduğunu düşündüm ve hep buna inandım. Hatta hani kitabını çevirdiğimiz Jürgen Habermas'ın İletişimsel Eylem diye çok esaslı bir kitabı vardır. Ben doktora tezimde de bunun üzerinde çalıştım biraz. İletişim, iletişimsel eylem, iletişimin toplum hayatındaki yeri, hukuktaki yeri vesaire. Dolayısıyla iletişimi sürdürmek istiyorsanız bu içselleşmiş bir şey olabilir. Eğer öyleyse, öyle görülüyorsam bundan gurur duyarım, onur duyarım. Böyle olup olmadığımın takdiri şüphesiz bizi izleyenlere, tanıyanlara aittir. Ama evet, sabırlı olduğumu ve insanları kırmamaya gayret ettiğime inanıyorum. En son kime, ne zaman patladığımı hatırlamıyorum. Bir defa evde bunun olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Yani başka yerlerde görünmeyen şekillerde sinirlenmiş olabilirim. Bir anekdot izin verirseniz aktarayım. Evet, sinirlenince kötü sinirlendiğim de söyleniyor. Bunu ben Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde, Kıbrıs'ta, Yakın Doğu Üniversitesi'nde de ders verdim. Sadece Ankara'da değil, oraya uçan hoca olarak geliyordum. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ders verirken arada öğrenciler toplanırdı, sohbet etmek isterdi. Şöyle 15-20 kişi falan. Bir iki çok hani bazılarına göre abuk subuk sorular da geliyormuş falan. Ben dinliyorum. Cevap vermeyi hani gerekli gördüğüme veriyordum. Diğerlerini dinliyordum. Bir gün bir öğrenci dedi ki, ya hocam ben ülkücüyüm ve her ders sonrasında gelen grup içinde benim gibi birkaç arkadaş var. Ve biz sizinle çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Sırrı ne dedi? Bunun sırrı ne? Ben de dedim ki sanırım patlama noktasına kadar kendimi tutuyorum ama patlama noktasında da galiba biraz tahmin edilenden fazla sinirli bir tepkim olabiliyor. Nadirdir. Hayatımda kaç kere olmuştur bilemem. Olmuştur ama çok değildir sayısı. Belki de emniyet sıvabı odur diye düşünüyorum. İnşallah o emniyet sıvabı patlamaz. İnşallah. Yani benim hani gayretim, tabii siyasette çok daha sabırlı olmak zorundasınız. Çok şükür huzurlu bir ev hayatım var. O nedenle hani eve geldiğimde o gerilimlerin hemen hepsi unutuluyor. İlk defa size söylemiş olayım. 1,5 yaşında ya da 20 aylık bir kızım var benim. Allah bağışlasın. Evet, tabii. Ayrıca bu ilk defa söylediğim bir şey. Büyük kızım da ilk evliliğimden 24 yaşında mimar. Şu an Almanya'da yüksek lisans yapıyor. Yeni gitti. İkisi de her akşam Almanya'daki kızım Dicle, onunla her akşam, her gün mutlaka konuşuyorum. O benim sakinleştirici dostumdur. Leyla, küçük kızım. O zaten anlatmaya gerek yok. Şu anda değil mi? Dünya onun üstüne dönüyordur. Evet, yani eve geldiğinizde hani dünya sorunları birden küçülüyor. Hani eşimle de hani öyle güzel, huzurlu dost ve eş olarak çok memnun olduğum bir yaşamımız var. O nedenle dışarıda artan gerilimler eve gelince kayboluyor. Bu da herhalde patlamayı epeyce erteleyecektir. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değişik bir sohbet oldu. Sizin için de sanırım. Evet. Çok fazla siyasetin olmadığı. Çok daha iyi. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.